Evet arkadaşlar, şimdi test sürüşüne geçiyoruz. 214 103 beygirlik 380.000 TL'nin olacak en güzel arabanın. Buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Biz de yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Arkadaşlar herkese merhaba. 180.000 TL'ye alınabilecek en temiz, en güzel aracı aldım. Böyle bir araç lazımdı. Ve zaten jantlarını falan saymıyorum ama bu arada 214 serisi, onu da söyleyeyim. Yani 180 lira alabileceğiniz en iyi araçlardan bir tanesi. Hem model olarak, hem yıl olarak, hem donanım olarak, hem teknoloji olarak her türlü ihtiyacınızı karşılıyor. Tabii 180 bin kaydını da bol bol söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi 500 binlik arabayla bunu karşılaştırmak yanlış olur. Herkes diyecek ki Rover alınır mı abi, conta yakıyor, masrafı var, şuyu var, buyu var. Haklısınız. Ama aynı zamanda da haklı değilsiniz. Çünkü niye, bu üst kapağı 555 kere taşlanmış, tüm su hortumları yanlış takılmış bir araba değil. Yani Rover'ın orijinalinde conta yakma sorunu yok demiştik. Bunları yolda değineceğim. Ama araba tamamen orijinal. Fabrika verisinin haricinde yok termostatı, kıçına takayım, başına takayım, öyle yapayım, böyle yapayım, yok. Tamamen orijinal aynı şekilde. Kendi termostatı, kendi müşteriyle harap yapmadan sıkıntısız ve kullanılıyoruz. Aracı aynı şekilde, hemen teknik özelliklerine ufak ufak bir değineyim ben size. Kaputun altından başlayalım. Araç 98 model Rover'un 214 serisi. 1400 motor ve 103 beygirlik bir aynı şekilde araç. 140 Nm'de bir torku var aracın yaklaşık olarak. Kaputa böyle bir ufak bir ısı yalıtımı, ses yalıtımı yapmışlar. Güzel olmuş ama daha iyisi yapılabilirdi. Araç aynı şekilde LPG'li. LPG'de normalde bir yağlama sistemi oluyor. Artık koyuyorlar, onu koymamışlar. İleride koymayı düşündüğüm özelliklerden bir tanesi. Ama şu an araba LPG'de de benzinle sorunsuz çalışıyor. Arabamızın podyoları orijinal. Ön panel aynı şekilde orijinal, beni şaşırttı. Komple boyalı tabii ki bir araç. Hatta kaputu ve tavanı ben boyattım bu arada. Çünkü full güneş yanıydı. Ama arabanın çasisinde bir işlem yok. Podyosunda bir işlem yok. Bunlar çok güzel. Ön panelde orijinal arabanın. Bu benim için hani yani aldığımız araba 180 bin liraya, yani zamanında 18 bindi maalesef. Şimdi 180 bin oldu. Yapacak bir şey yok. Bu fiyat performans olarak alabileceğiniz en iyi arabalardan bir tanesi. Yani yedek parça muhabbetine de değinelim. Yedek parçası Aksaray'da, ondan sonra birkaç parçacı yerde. Ayrıyeten çıkmacı olarak da Kitelli'de her parçasını bulabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Sıfır parçası da, ikinci el parçası da var. Tabii ki bazı parçalarını birazcık daha bulmakta zorlanabilirsiniz. İç trim, aksesuar gibi. Onlar da ayrı. Aracımız 214C model. Bunun sunroof'u yok, tek farkı. Bir de bunun sunrooflusu var. Bu manuel. Bir o farkı var aynı şekilde. Aracımız 950 kilo. 950 kilo ve 103 beygir. Aslında performans çok iyi. Yani çelik jantlar da 15 inç. Oldukça hoşuma gitti. Sondan takılmış. Aynalar yine kırmızı. Tavanı yeni boyattığım için zaten bantları üzerinde duruyor. Tavan, kaputu aynı şekilde, bagajı ben kendim boyattım. Spoilerımız, siyah bir spoilerımız var üzerinde. Çelik jantlarla çok güzel bir, yani çok uyumlu duruyor araba. Yani 180 bin liraya benim çok hoşuma gitti. Arka koltukları değmeden önce bagaja bakalım. 350 litre bir bagajı var arkadaşlar. Araçta bu arada Pioneer, 2 tane arka kapı kolon, 16 santim, 17 santim Pioneer kapı kolonları. Pancotlarda oval, 6x9 Pioneer. Pioneer teybimizde bulunmakta. İstepnesi ve LPG'si. Altta aracın 350 litre bagajı var. Simit tüp LPG var. İstepneyi buraya koymuşlar. Yeterli geliyor mu? Geliyor. 350 litre yeter yani. Hatchback bir araba alıyorsun sonuçta. Kaç litre olabilir ki? Şurada bakacağım değil mi? Yok, şunu alacağım. Karşıdan. Orada bir Rover amblemi olması lazım. Jantlar çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Şimdi Rover'larda şöyle bir durum var arkadaşlar. 200 serisinde kapı döşemeleri maalesef karton kağıt karışımı bir şey yapıyorlar. Ve bu da diğer Rover'larda gördüğünüz gibi oldukça çabuk yıpranıyor. Bunda onun üzerine bir kumaş fiber, kartonun üzerine bir fiber kaplama yapıp üzerine kumaş kaplama yapmışlar. Bu da aynı şekilde aracın yıpranma payını engelliyor. İçinde de bak göster, içi de oldukça temiz. Şimdi işte araba geldiğimizde ön camlar otomatik, arka camlar manuel arkadaşlar. Ve benim hoşuma giden, diyor mu, bunlar da bu yani 200 serisinde, 400 serisinde böyle bir şey yok, 600 serisinde böyle bir şey yok. Burada bir hastalık var biliyorsunuz. Bunlar aynı şekilde karton gibi olduğu için atıyor. Kötü bir şey. Bunu ben de önceki sahibi sağ olsun çok güzel bir şekilde fiber yapıp üzerine kumaş kaplatmış. Burada da 17 santim kocaman kolonları da koymuş. Burada aynı şekilde hemen LPG sistemi, minimax bir ışıkla alakalı ayar, farın yükseklik, alçaklık ayarı burada bulunuyor. Sol tarafta sadece zaten farlar ve sinyal var. Koltuklarında ufak bir döşem var böyle. Güzel. Ortaya bir koltuğa ben aldım. Direksiyonumuz ayrı güzel. Şöyle diyeyim, tavanı bile kaplatmışlar. Yani yeni kaplatmışlar. Tavan kaplaması bile yeni arkadaşlar.
Yani arkadaşlar bahsettiğimiz bu kapı döşemeleri, tavan kaplamaları, koltukları falan derken 15-20 bin lira yapıyor. Yani gerçekten 20 bin lira para harcarsınız en kötü. O yüzden üzerinde duruyorum, önemli, iyi diye. Fitiller şöyle bir yapıştırmak lazım. Şimdi arabanın içine geçelim yavaş yavaş. Araç aynı şekilde, hemen soldan göstereceğim, şöyle bir ufak kaloriferi var. Buradan Restans, burada aynı şekilde sis farları var. Dörtlüler. Finer bir teyip, burada ufak bir sigaralık var. Direksiyonumuz güzel. 220 kadran var, yalnız 103 beygir gideri güzel arkadaşlar, bunu söyleyeyim. 103 beygir gideri iyi yani. 1.4 olmasına rağmen. Şurada Rıfkı var, bunun adını Rıfkın koydum ben. Telefon tutacağını buraya koymuşlar. Ya çok uzağa koymuşsun ha bunu. Hani şöyle falan koysan daha iyi olmaz mıydı? Ama torpide yapışmış, şimdi çıkarmak istemiyorum. İz kalacak orada, şu olacak, bu olacak. Kalsın. Hani uzun yolda navigasyon falan açtığım zaman koyarım oraya telefonu, gösterir. Burada klasik otomobiller kulübüne de selamlar olsun. Şöyle ufak bir torpidomuz var. Yani yeter. Güzel. Fiyat performans olarak 180 bin TL alabileceğiniz en güzellerden bir tanesi. Ama tabii artı olarak da şimdi de yola çıkalım. Yolda da biraz da özelliklerine değinelim. Evet arkadaşlar, şimdi test sürüşüne geçiyoruz. 214-103 beygirlik 180 bin TL alınabilecek en güzel arabanın. Buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Biz de yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Arkadaşlar yola çıkmadan da şunu da söyleyeyim. 3 yıllık sahibinden aldım aracı. Ve bu 3 yıllık sahibinde de aynı şekilde abimiz bayağı bir masraf yapmış. Maslak otomotivde. Debriyaj seti, aks frenler falan, vites çubuğu, ateşleme bobini, benzin pompası, beyin çağızma, elektrik, antifriz, üst hortum, egzoz, boğaz keli, bir rölanti motoru, buji kablosu, yağ hız kontrolü, muayene hazırlığı, komple şanzıman, aks keçisi, pri direkt bilyası, şanzıman yağı, benzin, piston, sekman, gömlek, ana yatak, kol yatak, gezeceği, bunların hepsini A'dan Z'ye değiştirmiş. Maslak serviste aracı sıfır yaptırmış. 3 yıllık kullanıcısı. Çok sevdiğim bir yani aracı kullanan insandan alacaksın arkadaşlar. Aracı böyle alıp 2 gün kullanıp 3. ayağını çekip satandan almayacaksınız. Bence araç alacaksanız bu şekilde uzun zamandır kullanımda almakta fayda var. Araçlarda hidrolik direksiyon var arkadaşlar. Park sensörümüz yok. Park sensörü aldım bir tane. Takacağım. Sordum park sensörünü, 1000 lira istiyorlar takmaya, montaj dahil. İnternetten 200 liraya buldum. Kendim alıp takarım. Yedek parça konusuna geldim arkadaşlar. Mesela şunlar falan hepsi çıkmacıda var. Şöyle aksesuarların hepsi çıkmacıda bulabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Motor parçalarında çöp durum var Rover'da. Az çok bilirsiniz. Şimdi Rover'da arkadaşlar usta sorunu var diyoruz. Çünkü insanlar atıyorum bak, bu arkadaş Maslak Sanayi'ye gitmiş. Güzel bir firmada yaptırmış, A'dan Z'ye sorunsuz kullanmış. Böyle kullanacaksanız böyle yaptırıp kullanırsınız. Ama adamlar geliyor. Bir de şimdi bu Rover kullanıcılar birazca böyle maddi durumu iyi olmadığı için abi idarelik yap, öyle yap, böyle yap, ucuza gelsin, ucuza gelsin diye diye yaptıkları işten çok hayır gelmiyor. Yani ustalara da hak veriyorum. Adam diyor ki conta yanmış aracın, zaten sırf efek değilse 2500 lira. Abi 5000 liraya hallet diyor. Ya adam bunun parçası 5000 liraya geliyor. Adam bunu 5000 liraya halledemez ki. Halletmeye çalışsa da böyle olur işte. Yani bu yüzden birazcık arabada paraya kıymak lazım. Yani parayla alakalı bir şey değil bu arada. Şununla alakalı bir şey. Ben onu hani kendimden de söylüyorum. Adam geliyor. Abi diyor idarelik yap, şunu yap, bunu yap, bunu tak, bunu tak, çıkma tak. Ya kardeşim sen bu arabayı kullanacağım mı diyorsun. Yok kullanmayacağım diyor, satacağım diyor, kullanıyor. Kendini akıllı zannediyor ama 2 gün sonra arabayı daha bozuluyor. Ulan Rover sorumluymuş. Rover sorumlu değil kardeşim, sen sorumlusun. Yani biz ne yaptık o bandolu yaptırırken? Abi dedik ne gerekiyorsa yap demedik mi? Evet, ne gerekiyorsa kendi araban gibi yap dedik. Hah, ne gerekiyorsa kendi araban gibi yap dedik. Bak Anadolu'da. Biz zengin miyiz, milyoner miyiz? Yo. Arabamızı seviyoruz, sorun çıkarmasın diyoruz. Rover'da da böyle. Adam 20 bin liralık işi gidip dolaşıp 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 5 bin liraya başka yerde yaptırıyor. Al sana sorun. Bu arada aracın 214 olması birazcık daha şöyle diyeyim, hani şimdi Ibiza'dan inip buna bindiğim için söylüyorum. Ses yalıtımı çok iyi değil. Ama tabii ki bir hani çok da bir şey beklememek lazım. Fiyat performans açısından yani Şahin'den Doğan'dan ses yalıtımı daha iyidir. Ama baktığında birazcık sesi içeri alıyor. Dediğim gibi yedek parça ile alakalı bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar, onu söyleyebilirim. İkinci el piyasası var. Yeter ki Rover alırken hani herkes diyor abi Rover 214 mi alayım, 216 mı alayım, 400 mü alayım. Arkadaşlar temiz hangisiyse onu alın. Her zaman söylüyorum, 3 kuruş fazla verin, 5 kuruş fazla verin. Hangisi temiz, hangisi güzelse onu alın.
Yoksa bir anlamı yok yani. Bu arada şu an 3. viteste 20 ile giderken bile hafif şöyle bir gaza basayım. 103 beygirin de hakkını veriyor yani. Daha 3000 devre de vites atıyorum. Daha zorlamıyorum arabayı. Arkadaşlar bunlar, bu arabalar çok zorlanacak arabalar da değil yani, onu da söyleyeyim. Bunu çok zorlamayacaksın. Efendi efendi kullanacaksın. İşini görsün diye kullanacaksın. Yok ben basayım rally yapayım dersen, daha önceki sahibinin de bakım yapmamasıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsin. Ama yedek parça sorunu yok. Bence de olur. Fiyat performans olarak alabileceğiniz en güzel yollardan bir tanesi. Ya şu da var. 2011 model 190 binde 100 binde araba aldı bir bize. Ona da masraf ettim bir ton. İkinci el arabaya masraf ediyorsun arkadaş. Ben ikinci el araba alacağım. Masraf etmeden sıkıntısı kullanacağım diye bir şey yok. İlla edersin. Ama ne var? Yani ağır bir şey etme. Motoru kucağına alma. Diğer ufak tefeklerde herhangi bir sorun olmaz. Ki bu araba diyorum ya, komple boyalı değildi. İki parça boyasıydı. Ben boyattım onları. Arabanın değişeni bildiğim kadarıyla yok ama baktırmadım. Eksperti sokmadım zaten bu arabayı da. Ama şase ve podyaya arabayı kaldırıp baktım. Sıkıntısız. Ben diyorum ya, daha önce de Rover 416 almıştım, benimdi. Ama Rover'ın tüm serileri, 75'ler, 200'ler, 220'ler hepsini kullanmış birisi olarak hala diyorum Rover abi alınır. Temizini buldum, alacaksın arkadaşlar. Ama hani ölüsünü de almayın. Ucuza ölüsünü almaya çalışmayın. Başınıza iş açmasın. Videoyu buraya kadar da izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.